Arkadaşlar merhabalar. O gün grupta bir arkadaşımız sormuştu. Ona yardımcı olmuştum. Vites geçişlerindeki takılma hissi ya da takılmanın sebebini ve buna nasıl bir çözüm uygulayabileceğimizi anlatacağım ben size. Şimdi şanzıman üstü gördüğünüz gibi arkadaşlar burada vites seçicimiz bulunmaktadır. Bu vites seçici hareket ettiğinde bu kablo dömetinin normalde klipsleri vardır. Klipsleri zamanla kopuyor, arızalanıyor. Şimdi şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Parmağımı gösterdiğim yerde gördüğünüz gibi buraları yemiş. Buraya şu şekilde bir klips atarak da 50 kuruşluk bir klips atarak da tüm bu takılma hissini yani takılmaları giderebilirsiniz. Bakın size şu şekilde göstereyim. Şu şekilde boşta olması lazım. Gördüğünüz gibi bu önde olduğu zaman şöyle öne geldiği zaman takılıyor. Bu da burayı yiyor. İçindeki kablo soketlerini de yiyor. Yani aracınızda olur olmalık sensör arızaları geliyor ya. Bu nerenin biliyor musunuz arkadaşlar? Bu direktmen geliyor alt tarafta. Burada sigorta paneline geliyor. Şimdi aracınızda Allah göstermesin yangına kadar küçük bir parça görüyorsunuz. Yani küçük bir sütunu. Ama burada bir kabloları kısa devre ederse aracınızda yangına kadar çıkartabilir. Yapmanız gereken sadece gördüğünüz ahtapot borudur. Ahtapot boruya bir klips geçirerekten sıkmak. Çok sıkmayın ki yani bu sefer de sıktığınız parça ahtapot hortumunu yemesin. Çünkü klips sert bir plastik. Diğeri de sert ama gene ne olur olmaz siz sıkmayın. Bu şekilde bir çözüm uygulayarak da bu buranın buraya sürtmesini engelleyebilirsiniz. Şu an siz göremiyorsunuz ama bakın ben parmağımla attığımda burayı yemeye başlamış benimki de. Yani ben erken fark ettim. Öyle diyeyim ben size. Vitesleri geçişlerinde sıkıntısı olan arkadaşlar var ise özellikle geri vites ve birinci vites de genelde yapar. Çünkü diğeri alt taraftan, o yan taraftan tam tersinden geliyor. Yani belirttiğim gibi yaparsanız buradan bir tane klips atacaksınız. Ahtapot portum. Dikkat edin arkadaşlar. Buna bir sıkıntı vermeyin. Gerçekten değişimi çok meziyetli bir parça. Hani emme manifoldunun üstünden değişseniz olmuyor. Alttan değişseniz olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz vites seçicidir. Şanzıman üstünde. Vites seçici mekanizması. Yani genel olarak budur. Kolay kolay arıza veren bir parça değildir. Genelde yani bunu çıkartmak isterseniz de altına bir anahtar koyaraktan ağzını tüm yukarı doğru çektiğinizde geliyor. Bu şekilde bir klips ataraktan buraya bu takılma hissini ya da takılmaları giderebilirsiniz. Hem de aranızı belki de büyük sıkıntılardan kurtarabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar bakın buradan giden kablo direktmen yan taraftaki sigorta paneline geliyor. Buradan giden direksiyona gidiyor. Bazen direksiyon ESP ışığı bile yanıyor. ESP ışıkları yanıyor, direksiyon ışıkları yanıyor. Bunlardan yanabiliyor. Hani olabilir sonuçta kul yapısı bunlarda. Yani bu şekilde bir işlem uygularsanız 50 kuruşluk bir çözümle, bir maliyetle tüm hepsini çözebilirsiniz. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Destekleyen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda LPG kablo yapımı ile ilgili bir video daha çekeceğim sizlere. Kolay gelsin herkese.